Evet, dış politikada bu iki olayla birlikte bir yeni restorasyon döneminin başladığını söylemek kehanet olmasa gerek. Sırada Mısır'la ve Suriye ile olan yakınlaşmanın da geleceğini bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinden satır aralarından çıkarıyoruz. Sırada Fettah El Sisi yani Mısır Devlet Başkanı ve Beşar El Esad Suriye Devlet Başkanı ile olan ilişkilerinde yumuşatılması söz konusu olabilir. Elbet bunların tamamı bir günde birkaç günde olacak işler değil ama zamana yayılarak bu ilişkilerin de normalleşeceğini söylemek mümkün. Hatta Irak'ta da yeni bir dönemin, yeni bir sayfanın açılabileceğini, çünkü orada da ilişkilerimizin çok yolunda gitmediğini, hafif limoni olduğunu söyleyebiliriz. Beş ülkede belli bir süreç içinde en azından bu yaz sona ermeden ilişkilerin normale döndüğünü göreceğiz. Bu son derece olumlu, çok pozitif. Türkiye ekonomisi bakımından, geleceğimiz bakımından, piyasalar bakımından ve tabii ki üzerinde yaşadığımız bu topraklarda kendimizi daha iyi hissetmemiz bakımından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Geç kalınmış adımlar ama ne derler? Geç olsun, güç olmasın ya da zararın neresinden dönersek o kadar kar diyelim. Bunları konuşacağız. Önce Rusya ilişkilerini, sonra İsrail'le olan düzelmeyi konuşacağız. Arkasından vakit kalırsa Mısır'da nasıl bir süreç izlenebilir? Suriye'de nasıl bir durum ortaya çıkabilir? Ve Irak'ta, daha kolay olan Irak'ta nasıl bir restorasyon gerçekleşebilir? Çok değerli bir kadro var. Yine stüdyomuzda her zaman olduğu gibi. Bana göre yakından itibaren tanıtmaya başlıyorum. Saxo Capital Menkul Değerler Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy bizimle birlikte. Evet. Alan Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Karabulut bizimle birlikte. ALB Forex analisti Rıdvan Başlık bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Yeliz Hanım, sizle başlayalım ve nereden başlayalım diye size bırakıyorum. Yani hangisiyle başlamak istiyorsanız oradan başlayalım. Rusya deyin, İsrail deyin, Suriye deyin, Mısır deyin, hiç fark etmez. Hepsi güzel gelişmeler. Hepsi aslında. Güzel. Evet, güzel gelişmeler. O zaman en güzel yerinden başlayalım. Rusya'yla özellikle ticari anlamda değerlendirirsek bizim dördüncü büyük ihracat yaptığımız pazardı. Son datalara bakıyorum. İlk 20 içerisinde bile değil şu aşamada. Evet. Bu açıdan tekrardan Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi yakın vadede, hatta tabii ki Rusya tarafında bunun da kabul görmesi, bizim taraftan bir özür babında bir mektup gidiyor. Fakat karşı taraftan da tabii ki buna mukabil olumlu cevabın gelmesi beklememiz gerekiyor. Eğer oradan da bir kabul görürse tabii ki burada ilişkilerin normalleşmesi, tekrardan ihracat anlamda ambargonun da kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin aslında bir kapısı Euro bölgesi dışındaki komşularındaki bir kapının açılması anlamına geliyor. Diğer taraftan ise yine İsrail, neredeyse 2010 yılından bu yana duran ilişkilerimiz var ki hem bizim siyasi anlamda dünya çapında bir partnerimizdi Amerika ve İsrail. Bir ayağı neredeyse Orta Doğu'daki kısmı kaybolmuştu. Tekrardan bunun yapılandırılması olumlu, hem ticari hem de siyasi anlamda. Buna bize zaten bugün finans piyasalarının da verdiği, piyasaların verdiği tepki de aslında bir anlamda bunun göstergesi. Bütün dünyada %3'ler civarında, neredeyse %2'ler civarında değer kayıpları varken biz bugün pozitif, hatta hafif negatif kapatmışız. Bu da aslında bir anlamda gösterge diyebiliriz. Tabii ki burada global anlamda dipten dönüş olması halinde bizdeki dönüş çok daha hızlı olabilir diye ben düşünüyorum. Suriye tarafı ise hem Suriye ile ilişkilerin ilerleyen zamanlarda normalleşmesi halinde, Suriye'nin yapılanması, orada tekrardan burada mülteci konumunda olan kişilerin tabii ki oradaki ilişkilerin normalleşmesi ve barışın sağlanması halinde belki bir anlamda olumlu gelişmelerin olması da beklenebilir. Tabii ki Türkiye'de bölgede tekrardan parmakla gösterilen ülkelerden birisi olmaya aday olabilir. Tabii ki bunun da finansal piyasalara reaksiyonu ya daha doğrusu etkisi de pozitif olmasını bekleyebiliriz. Yani bugün dışişleri bakımından düşündüğümüzde diplomatik olarak yani Türkiye'nin ağzından bal damlıyor. Sadece bu iki ilişki değildi. Bir ilişki daha var. O böyle biraz gölgede kaldı ama onu da bugün aslında bahis konusu yapmak lazım. Biliyorsunuz Almanya Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın ya da bir parlamenter heyetinin İncirlik üssüne gelip bir inceleme gezisi yapmaları isteniyordu. Buna izin vermedi Türkiye. Fakat en sonunda Almanya şöyle bir yol buldu. Almanya Savunma Bakanı Ursula von Rehn, ben geliyorum ve geleceğim dedi ve üssü göreceğim dedi. Buna hayır demediler. Bugün Binali Yıldırım dedi ki tabii ki Almanya Savunma Bakanı gelebilir dedi. Şimdi Almanya Savunma Bakanı şöyle bir
statüye sahip. Barış zamanında başkomutan sıfatını taşıyor Almanya Savunma Bakanı. Savaş zamanında şansölye, yani Angela Merkel başkomutan. Ama savaş olmadığı durumda barışta başkomutan. Dolayısıyla şimdi Almanya'nın başkomutanı hayır gelme diyemezdik. Bence de iyi ki demedik. Yani gelsin buyursun hoş geldin. Mesela Almanya'da da böyle hafif tatlı bir dönemin olduğunu söyleyebilirim. Yani o onların Ermeni soykırımı tasarısıyla ilgili geçirmelerinden sonra bu döneminde yani biraz böyle hafif yumuşamayla beraberinde geldiğini söyleyebilirim. Bunların olmasını isterim şahsen. Çünkü Türkiye gerçekten bunlara biraz susadı. Yani İsrail'le olan durum bizim elimizde değildi. Yani İsrail 6 yıl boyunca kendisi özür dileseydi biz bugün çok ileri aşamalar kat edebilirdik. Ama İsrail'le bu 6 yıl içinde dış ticaretimizde en ufak bir gerileme olmadı. Aksine ilerleme oldu. Turist kaybı oldu ama o da yine bizim biraz kusurumuz olarak görmek lazım. İstiklal Caddesi'nde İsrail'de bir gruba yönelik bir bombalı saldırı oldu. O bombalı saldırıdan sonra İsrail'de turistler gelmedi. Bıçakla kesilmiş gibi. Şimdi bu yeni anlaşma Cüneyt, Türkiye ile İsrail arasında bir istihbarat paylaşımını da beraberinde getiriyor. Yani MİT ile Mossad istihbarat paylaşacak. Ben bunu böyle hafif sırtımızı çok sağlam yere dayamamız anlamına geldiğini söylüyorum. Bir tweet attım hatta. Yani bundan sonra kolay kolay Türkiye'de bir bombalı saldırı olmayabilir. Olmaz demiyorum ama olmayabilir. Çünkü İsrail istihbaratının dünyada çok haklı bir şöhreti var. Acaba İsrail'le nasıl bir dönem yaşıyoruz? Yani biraz Mavi Marmara olayından yola çıkarak öyle bir değerlendirme istiyorum. Vallahi bugün sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye çok önemli adımlar attı. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Türkiye dış ilişkilerde bir reform paketi açtı resmen. Yani çoklu bir şekilde. Osman Çelebi, affedersiniz, diyor ki Almanya konusunda size katılmıyorum diyor. Peki katılmayabilirsiniz Osman Bey. Tabii yerden göğe kadar haklısınız ama ben bunun bir yumuşamanın başlangıcı olduğunu düşünüyorum şahsen. Evet. Yani ben reform paketi gibi görüyorum bunu. Hani ekonomik alanda nasıl reform paketi açıklarsınız, bunun etkileri olur. Dış ilişkilerde de böyle üst üste haberlerin gelmesi hükümetin bu anlamda yaptığı bir yön değişimini gösteriyor. Ve en önemli başlık da Rusya ile beraber eş zamanlı İsrail başlığının aktif olması. Ki İsrail'e biz daha önce başlatmıştık bu süreci. NATO ile olan iletişiminde vetomuzu kaldırmıştık. Ve bir içeride bir oda açabilecekti. Bir yönetim içerisinde direkt NATO üyesi olmasa da o aşamaya geçmesi için izin vermiştik. İlk orada başladı ve devamında bugün yapılan anlaşmayla bence birçok alanda Türkiye stratejik bir önem kazandı. Zaten önemli bir ülkeyiz ama sizin belirttiğiniz gibi stratejik bir derinlik kazandı. Bir, zaten İsrail üzerinden ticari ilişkilerimiz kesilmemişti. Şimdi global sermaye hareketlerinde İsrail'e yaptığımız anlaşmayla birlikte Türkiye'nin risk priminin düşme ihtimali yükseldi benim gözümde. Evet. Çünkü global sermayenin akış hızına ve geldiği ülkelere bakarsak İsrail'le yaptığımız bu anlaşmanın biz orta ve uzun vadede muhakkak meyvasını göreceğiz. Risk primi anlamında. İkinci özel önemli konu, biz zaten Körfez ülkeleri uzun süredir iletişim içindeydik. Şimdi İsrail'le de iletişim içinde olarak arada tam bir tekrar eski günlere bizi hatırlatan bir köprü vazifesi, bir tampon ülke, bir model ülke konumuna tekrar gelmiş olduk. Artı sizin dediğiniz gibi tam Suriye'de bu olaylar gerçekleşirken, Kuzey Irak'ta bu işler gerçekleşirken İsrail yaptığımız bu anlaşma bizim istihbarat anlamında da güçlenmemizi sağlayacak. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada yaptığı büyük özverili çalışmaya muhtemelen o stratejik ortaklığın getirdiği ek dinamizmin de katılacak. Ben önemli görüyorum. Çünkü bu bölgede öyle ya da böyle Orta Doğu haritası içerisinde İsrail'siz bir proje kolay yürümüyor. Çünkü arkasına hemen Amerika ile de siz anlaşmış oluyorsunuz bir bakıma derin anlamda. Türkiye bugün hakikaten çoklu bir şekilde İsrail'de içine alarak önemli görüşmeler, önemli anlaşmalar yaptı. Rusya ile de yaptığı anlaşmaların meyvasını görecektir. Turizmde bir ümit oldu. İhracat anlamında bir ümit oldu. Evet. Önümüzdeki süreçte Türkiye dediği gibi Yeriz'in kırılganlığını azalttı. Negatif ortamdan biraz daha az etkilenme, ortam pozitife döndüğünde daha hızlı o pozitiften faydalanma ihtimalini güçlendiren bir ülke konumuna geldi diye düşünüyorum. Bu arada çok sayıda tweet düşüyor. Artık yavaş yavaş soruları da yanıtlayacağız. İngiltere ve Brexit konuşmayacak mısınız diyorlar. Konuşacağız, merak etmeyin.
Bir izleyicimiz diyor ki Brexit kravatınız geldi mi diyor. Biliyorsunuz ben oradan bir kravat kazandım. Evet, müthiş bir... İsteseydim yani o gün Özgür'ün ayağındaki ayakkabısına kadar alabilirdim. Yani o kadar net biçimde. Çünkü çok böyle büyük bir iddia gibi başlatmak istedim. İzleyicimiz merak etmesin. Ben orada kestim. Evet, dedim ki bak dedim bir kravatını alırım. Yok dedi. Ben dedim ki sen kravatı hazırla ve yarını bekle dedim. Nitekim geldi. Şimdi tabii Brexit konuşacağız bir miktar. Ama ondan önce bir Rıdvan'dan bir yarın saat 11 itibariyle İsrail'le olan anlaşma metni imzalanacak. Yani Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'yla İsrail'li muhatabı gelecekler bir araya ve anlaşmayı imzalayacak. Şimdi o saate kadar yatırımcı nasıl davransın? Yani dolarda, altında ve tahvillerde olan pozisyonunu nasıl korusun? O saatten sonra nasıl hareket etsin? Yani mesela o saate kadar işlem yapmalarını tavsiye ediyorsanız ne yapmalarını öneriyorsunuz? Çünkü kritik bir saat o saat. Yani her şeyin yukarı doğru fiyatlanacağı bir saat ama o saate kadar fiyatların içine girmiş olacak diye düşünüyorum. Tabii önemli olacaktır sizin de bahsettiğiniz gibi. Ben de birkaç şey bu konuda eklemek istiyorum. Tabii. Özellikle İsrail bizim ticaret anlamında ticaret fazlası verdiğimiz ender ülkelerden birisi. Bu nedenle orayla yapılan bu anlaşma da bu ticaret anlamında da olumlu katkılarını gösterecektir. Rusya ile ilgili olan kısma baktığımızda ise uçak krizinin yaşandığı dönemlerde ve sonrasında özellikle TL cinsi varlıklarda ciddi bir negatif ayrışma söz konusuydu diğer gelişen ülke varlıklarından. Bu nedenle Rusya'yla da yapılan bu anlaşmanın ciddi anlamda tabii ki de olumlu etkileri olabileceğini düşünebiliriz. Tabii yarın saat 11'e kadar neler yapılabilir? Bu biraz fiyatların içerisine dahil olmuş olabilir. Özellikle Yıldız Hanım'ın da bahsettiği gibi bugün Avrupa ve Amerika borsalarında %3'lere varan satışlar olmasına rağmen yurt içinde bu satışların gelmediğini gördük. Bu nedenle bu haber akışının da fiyatlara yansımış olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yarın saat 11'e kadar ki olan süreçte de TL cinsi varlıklarda hem borsada hem de Türk lirasında değer kazanma sürecinin devamını bekleyebiliriz. Peki. İlker Gülcan diyor ki benim yarım kravat işi ne oldu diyor. İlker o gün ben kravatı kazandığımda ertesi gün dedi ki kravatın bana da gönderir misin? Dedim ki keser gönderirim yani bir tane kravat alt tarafı. Dolayısıyla o yarım kravatı istiyor. Bakacağım, göndermeye çalışacağım. Yarım kravat senin de benim de işime yaramaz. Tolga Çolakoğlu diyor ki Ali abi kravat alırsan kupaları da gönderir misin diyor. Bir de kupa sözümüz var. Orada da biz sözümüzü tutmadık ama hatırlatıyorlar. Tamam yapacağız. Şimdi Haluk Öz, Ali Bey diyor bahis kravatını kazandığınız için kutlarım. Armağan kravatı aldığınız gün açıklar mısınız? Tamam takacağım söyleyeceğim size merak etmeyin. Ali Ufuk'un bir sorusu var onu ben yanıtlayacağım. Sonra grafikler eşliğinde Rusya'yı konuşacağız. Arkadaşlarımız grafikleri hazırlasınlar. Bu arada hologramik fotoğraflarımız var onlarla da ekranı şenlendirelim. Diyor ki Ali Bey lütfen okuyun diyor. İki tane yazdı ikinciyi okuyorum. Yani birinciyi okumayınca ısrarla yazdı. Hani diyor biz haklıydık Rus uçakları defalarca sınırımızı işgal etmişti. Hani suçlu Rusya'ydı, ne oldu, ne özürü bu diyor. Tamam, şimdi bak söylüyorum Ali Bey, dikkatle dinleyin. Mesela iki tane olay var değil mi? Bir tanesi İsrail. Kaç yıl beklediler? 6 yıl. 6 yılın sonunda özür dilediler. Ama İsrail o zaman yerden göğe kadar biz haklıyız diyordu. Şimdi uluslararası diplomasi böyle bir şey. Yani tamam sonsuza kadar haklı olduğunuzu iddia edebilirsiniz. Ne kazanırsınız? Hiçbir şey. Şimdi İsrail bu ilişkiden zarar gördü mü? Gördü. Peki İsrail bugün 6 yıl sonra bu adımı atıyorsa biz 7 ay sonra böyle bir adım atmışız Rusya'ya karşı. Yanlış mı? Hayır doğru. Çünkü Rusya bizim büyük bir partnerimiz. Yani tabii ki dış ticaretimizde açık veriyoruz ama sonuçta Rusya bizim sebze meyve ve gıda için önemli bir pazarımız. Ve yılda 3 milyona yakın turist gönderen önemli bir pazarımız. Bu pazarı kaybedemeyiz. Yani bu pazarı biz gökten bulmadık. Bu pazarı biz yıllarca 80'li yıllardan itibaren ikinci büyük turizm hamlesinden itibaren oluşturduk. Neredeyse tırnaklarımızla kaza kaza oluşturduk. Bu pazarı kaybedemeyiz Ali Bey. O yüzden artık hani nerede haklıydık, nerede haksızlık falan bunlara gerçekten girmeyelim. Eğer öyle olsaydı mesela İsrail bu örneği değil mi yapmazdı. İsrail 6 yıl sonra Türkiye'den özür diliyorsa, tazminat ödüyorsa demek ki uluslararası çıkarlar bunları gerektiriyor. Bence biz geç bile kaldık. Yani biz bu mektubu olaydan bir hafta sonra yazabilirdik. Çok rahat, net, hiçbir şey. Çok haksızsınız kardeşim. Bize karşı yaptığınızı affedemeyiz, bağışlamayız. Ama biz de uçağınızı vurduk. Bir özrümüz var, diliyoruz deyip yolumuza devam edebilirdik. 7 ay kaybettik. 10 milyar dolar turizm geliri kaybettik bu sene. Ve
büyük ölçüde de ihracatçımız gelir kaybetti. Bunların hepsi bize fakirleşme olarak dönüyor. Yani fakirleşmeyi savunmak için kul ya da bir mazeret aramaya gerek yok. Peki. Şimdi Rusya'yla Umut hangi grafikle başlatmayı düşünüyorsun? Tamam, turist sayısı. Peki, verelim ekranda. Evet Cüneyt, şununla başlayalım. Türkiye'ye gelen turist sayısı şurada ekranda gözüküyor Rusya'dan. 2000'li yıllarda dipteyiz. 2008 krizinden itibaren dipteyiz. 2009'da çıkıyoruz. 2010'da zirve yapmışız. Oradan bu yana aslında Ruslar yavaş yavaş Türkiye'ye gelmemeye başlamış zaten. Kendi ekonomik gelişmelerinin sonucu. Yani petrol fiyatlarıyla darbe yiyince Ruslar gelmemeye başladı. Zaten trend 2014'te aşağı doğru inmeye başladı. 2015'te daha dipti. Ama biz bu şeyi kendi elimizle biraz daha hızlandırmış olduk. Evet, şimdi ne yapmalıyız? Vallahi bu süreç bence çok önemli. Grafikte net ortada gösteriyor. Artı Rusya ile bizim sadece turist sayısı anlamında değil, tekstil ihracatı anlamında, oradaki inşaat firmalarımızın gücü ve büyüklüğü anlamında, gıda dediğiniz gibi yaş meyve sebze anlamında, her anlamda Türkiye'ye dokunan bir yapısı var. Zaten evet. Sosyal anlamda resmi olarak 200-250 bin kayıtlı evliliğimiz var. Yani biz Rus halkıyla çok uzun süredir derin ilişkiler içindeyiz. Artı çok ciddi anlamda doğal gaz ve petrol anlamında da Rusya ile özel anlaşmalarımız var ve bizim için önemli anlaşmalar. Her ne kadar o alternatifini bulabilir olsak da. Evet. Ben çok önemsiyorum bu süreci. Rusya'nın da buna olumlu cevap vereceğine dair haberler bu süreci etkileyecektir ve özellikle turist sayısında o aşağı yönde zaman, çünkü petrol fiyatlarında biraz gelişme oldu. En azından 50 dolarlara geliş rublede de etkili oldu. Rus borsasında da bir miktar etkili oldu. Muhtemelen Rusya ekonomisinde en kötünün görüldüğü biraz kıpırdanma işaretlerini belirtildiği. Çünkü artık Avrupa tarafı da Rusya'ya yakınlaşıyor Ali Bey, farkındaysanız. Tabii. Özellikle bu Brexit olayından sonra Almanya ve Fransa'nın Rusya üzerine yaptırımları tekrar sorgulayalım şeklinde açıklamaları var. Tam bu ortamda Rusya'ya herkes yakınlaşmaya çalışırken bizim de kapıları tekrar açmamız bizim için çok pozitif olacaktır. Hem son anda turizm sayısında bir artış olacaktır. O 1 milyona düşmesi beklenen turist en azından bir 2 milyon civarında dengelenirse bu senenin açığını kapatacaktır. İhracatçımız yeni siparişler alacaktır. Orada kalan alacaklarımız var. Onun tahsili mümkün olacaktır. Oradaki inşaat firmalarımız, ki ismini vermeyeyim ama bu zor ortamda dahi orada ihale alan bir inşaat firmamız var. O çok ve onun gibi firmalar çok daha rahat çalışacaktır. Evet. Yani özetle sizin de belirttiğiniz gibi çok stratejik önemde bir harekettir. İsrail anlaşmasından sonra belki Türkiye'nin en önemli ikinci açılımıdır bu son dönemde gerçekleşen. Peki. Umarım da sonuç bulur. 5 numaralı grafiğimizi verelim. Türkiye ekranda, bravo Umut. Ya Umut var ya, 10 numara iş yapıyor bugün. Türk müteahhitlerin en çok iş aldığı ikinci ülke yurt dışında. Bakmayın Türkmenistan'ın bu grafikte çok yüksek görünmesine. Türkmenistan'ı son 3 yılda Rönesans ve Çalık grubu iki tane büyük iş aldılar. Çalık grubu Hazar Denizi'nin kıyısında Türkmenbaşı diye bir kent var. Orada büyük bir liman yapıyor. Entegre bir liman yapıyor. Lojistik üssü yapıyor. Yani işte milyar dolarlar seviyesinde bir iş. Rönesans da yine bir başka kentte doğal gazdan gübre üretimiyle ilgili bir tesis yapıyor. O da böyle milyar dolarlık bir iş. Bu iki iş dolayısıyla Türkmenistan çok yukarıda gözüküyor. Yoksa normalde bizim en büyük yurt dışı müteahhitlik hizmetleri verdiğimiz ülke Rusya. Şimdi Rusya'da bu süreç, yani bu seneyi kötü geçirdik. Müteahhitlerimiz mesela alacaklarını ödenmekte ya da almakta zorlandılar. Yeni iş alamadılar. Mevcut işlerini sürdürmeye başladılar. Umuyorum ve tahmin ediyorum ki, tabii izleyicilerden gelen bir tweet de var, onu da okuyayım. Çetin Sağlam diyor ki, Ali Bey diyor, demek ki diyor Rusya'ya biz bir tazminat ödeyeceğiz diyor. Ben de aynı kanaatim, Rusya'ya bir tazminat ödeyeceğiz herhalde. Öyle gözüküyor. Yani bu kadar kolay ve basit bir şekilde bitireceklerini zannetmiyorum Putin'in. Çünkü onlar da belli bir ölçüde hırpalandılar. Uluslararası arenada işte büyük Sovyetler Birliği'nin bakiyesi, Çarlığın bakiyesi Rusya, Türkiye karşısında bayağı bir şamar yedi. Dolayısıyla onlar da onun acısını çıkarmak için bir şeyler isteyecekler. Muhtemelen bir tazminat ödeyeceğiz. Ama ondan sonra işlerin sanki yoluna gireceğini düşünüyorum. Yani şu grafiğin Türkmenistan'ın da ötesine geçebileceğini düşünüyorum. Ne dersiniz Seyir Hanım? Ben de öyle düşünüyorum. Bir de şimdi sadece bizim taraftan değil, diğer taraftan da baktığınız zaman da ciddi anlamda bize ambargo uygulamak için kendi ekonomileri zaten zor durumdaydı. Birazcık daha bir zorluğa katlanmak zorunda kaldılar. Aslında
karşı taraftan bir kabul görmesi halinde iki ülkenin de menfaatine durum söz konusu. Diğer taraftan ise hatırlarsınız ambargo sonrasındaki birkaç aylık periyotta reel sektörde özellikle ticaret yapanlarda ciddi anlamda sesler gelmeye başladı. Borçlarda dönme, borç çevirmelerde zorluklar yaşadıklarını ve sıkıntı yaşadıkları söylemişlerdi. Bu süreçle birlikte eğer olumlu bir gelişme olursa tabii ki Rusya tarafında da bunların çözülmesi olan. Diğer taraftan ise bekleyen talepler eğer tabii ki ambargonun kalkması halinde bekleyen taleplerin buradan karşılanması hatta daha hızlı bir iğmeyle ihracat yapılır diye düşünüyorum ben bu aşamada. Tabii ki kayıplarımızı geri getirmeyecek ama bir kısmını en azından 2016 için telafi edebilir diye düşünüyorum ben. Evet. Peki 4 numaralı grafiği verelim. Türkiye'nin doğalgaz gereksinimin yarıdan fazlasını Rusya temin ediyor. Daha doğrusu Rusya'ya bağımlıyız biz. Şimdi bu anlaşmada bu soru sana Rıdvan bunu değerlendirmeni isteyeceğim. Bu aşamada İsrail'le vardığımız anlaşma aslında bir anlamda bir doğalgaz anlaşması. Yani İsrail'in Doğu Akdeniz'de bulduğu gazın Türkiye üzerinden, Kıbrıs üzerinden, Türkiye'den Avrupa'ya nakledilmesiyle ilgili. Şimdi mesela bazı sorular vardı. Ben yayına hazırlanırken gelen sorular oradan biliyorum. Diyor ki izleyicilerimiz, şimdi diyor, Rusya diyor bir doğalgaz satıcısı ülke olarak İsrail'in ikinci bir doğalgaz tedarikçisi olarak devreye girmesine müsaade eder mi? Ama İsrail'in gazı daha ortada yok. Daha bu gaz çıkacak, boru hatları döşenecek, Avrupa'ya nakledilecek. Bu nereden bakarsanız bakın 3-4 sene. 3-4 sene kim öle kim kala değil mi? Yani Rusya şu anda diyor ki bu yıl, gelecek yıl, 3 yıl, 2019 yılına kadar kurtaracağım. Sonra da bakarız diyor. Yeni bir oyun planı deneriz diyor. Belki o zaman yeni ittifaklar devreye girecek. Şimdi şu doğalgaz haritasına baktığımızda bizim Rusya'ya bağımlı olmaktan çıkmamıza sebep olan bir anlaşma değil mi? İsrail'le vardığımız anlaşma. Bu galiba bizim içeride biraz daha rahat hareket etmemize sebep olur diye düşünüyorum. Doğru Ali Bey. Bakıldığında İsrail'in şu an 11 milyar fit küplük bir gaz alanı var. Evet. Bunun ihracı için çalışacaktır. Tabii yapılan anlaşmanın da ana temalarından birinin bu olduğunu düşünmekteyim açıkçası. İsrail bu çıkaracağı doğalgazı tabii ki de bir şekilde ihraç etmek isteyecektir. Bunda da Türkiye'yi aracı olarak kullanabileceğini düşünüyoruz. Tabii şu an enerji tarafında Rusya'ya bağımlılığımız söz konusu. Bunun kısa vadede ortadan kalkması da biraz zor ihtimal olarak gözüküyor. Bunları yıllara yayabileceğimizi söyleyebilirim. Ancak bakıldığında özellikle Rusya'ya olan bu mecburiyetin birazcık ortadan kalkması için İsrail'le yapılan anlaşmanın da ben faydalı olabileceğini ve sizin de bahsettiğiniz gibi içeride en azından rahat bir manevra alanımız olabileceğini söyleyebilirim. Halil Ali Elgin diyor ki iyi analiz, iyi mantık gerektirir. Yani benim analizimi beğenmemiş. Cevap vereceğim şimdi. Rusya'ya tazminat ödememiz bizi suçlu kılar diyor. Peki İsrail bize tazminat ödedi. Acaba ne oldu? Şimdi mesela soruyorum değil mi? Yani ne oldu? İsrail ne kaybetti? Sadece özür artı tazminat. Bizim de yapmamız gereken iki şey. Tazminat da öderiz gerekirse. Henüz o noktada öyle bir şey yok. Zaten diplomatik olarak özür de dilemedik. Yani apologize değil. Biz sadece diyoruz ki üzüntü bildiriyoruz ve başsağlığı diliyoruz. Yani diplomatik dilde apologize demezseniz bir özür anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz adım adım gidiyoruz. O bakımdan hani iyi analiz falan diyorsunuz Ali Bey. İşte iyi analiz yani İsrail örneğine bakarsanız iyi analizin orada yattığını görürsünüz. İsrailler herhalde dünyada diplomasiyi en iyi bilen ülkelerden bir tanesi. Özür diliyorlarsa demek ki onların da bildiği bir şey var. Biz de özür dilemekten imtina etmeyebiliriz. Eğer tabii şartlar ona oraya doğru götürürse. Bu arada Osman Çelebi diyor ki Ali abi binlerce Türkmen kardeşimiz öldü. Onların tazminatını kim ödeyecek? Bu tabii ki Rusya ile bizim aramızdaki mesele değil. Bu Suriye ile bizim aramızdaki bir mesele. O ayrı hesap ayrı kesilecek. O faturayı ya da o şeyi daha sonra göreceğiz. Onun için şimdiden yani Rusya'ya hepsini yükleyemeyiz. Orada pek çok şey var. Yani Amerikan uçakları uçuyor orada, Rus uçakları uçuyor. Bizimkiler uçtu. Bir süre artık uçamıyoruz biliyorsunuz bu olaydan sonra. Suriye uçakları uçuyor. Ve bu arada işte bütün Iraklı Şii kuvvetler orada, İranlı pastarlar orada, herkes orada çarpışıyor. O bakımdan orası biraz böyle bir Arap saçına dönmüş bir coğrafya. Şimdi yarın Yeliz Hanım, bugün borsamız biraz aşağıda kapattı ama böyle çok küçük. Yarın saat 11 itibariyle borsamız nasıl bir eğilim içinde olacak ve dolar TL'de bir şey bekliyor muyuz? Yani TL lehine bir güçlenme bekliyor muyuz? Şimdi ilk önce şu tabii ki
haber akışı ile birlikte zaten imza tarafı sanki fiyatların içerisindeymiş gibi gözüküyor. Özellikle %3'lük gibi bir değer kaybı var bütün piyasalarda. Bizde bir hafif bir negatif bir kapanış gerçekleştirmemiz aslında bir anlamda bizim fiyatladığımız anlamına da gelebilir. Diğer taraftan ise tabii ki anlaşma açıklanması halinde biraz tepki verilebilir ama diğer taraftan... Peki soruyu kuvvetlendirelim. Erdal Bey diyor ki bu kadar pozitif şey söylendi. O zaman diyor hazır borsa yükselmeden girelim mi? Yani bu 75 bin seviyesinden girip yükselmesini bekleyelim mi? Şimdi şöyle 76 bin seviyesi benim gördüğüm kadarıyla önemli bir direnç noktası ki şimdi dünyada konuşulan şey Euro bölgesinin daha doğrusu Avrupa'nın dağılması konuşuluyor. Yani çok önemli hatta bütün yurt dışı kaynaklara baktığınız zaman kaotik olarak açıklıyorlar. Yani siyasilerin açıklamalarına yine ekonomi ABD'den gelen açıklamalara baktığınız zaman üstüne basa basa Avrupa Birliği'nin bütünlüğü bizim için önemlidir ya da işte Britanya bizim için önemli bir partnerdir şeklinde açıklamalar geliyor. Tabii ki siyasi boyut bir de Euro bölgesinin dağılacak mı, dağılmayacak mı bu tarz tartışmalar var. Bu açıdan şimdi bizde olumlu bir gelişme oldu. Ciddi bir satış yemedik. Hafif negatif de kapattığımız aslında pozitif olarak algılıyoruz biz. Diğer tarafta ise yarın DAX ciddi anlamda satış baskısı altında kalır. Dolar Japon yeni de ciddi bir aşağı yönlü bir hareket görmemiz halinde biz de tabii ki dünya piyasalarında dünyadan ayrı olmadığımız için biz de eşlik edebiliriz. Ama ilk etapta biz de haber akışıyla birlikte pozitif algılanabilir. Teknik seviye olarak ki şu aşamada bence çok tekniğe bakılmaması gerekiyor diye ben düşünüyorum özellikle. 76 bin seviyesinin üzerinde pozitif bir hareket beklenebilir. Eğer ki S&P Future'larda Dow Jones Future ve DAX'ta pozitif tepki alımları gelmesi halinde bizim de daha pozitif bir hareket yapmamız da beklenebilir diye düşünüyorum ben. Peki şöyle diyor Rıdvan, Samet Ahan diyor ki bizim yatırımcılarımız çok iyimser. Yani şu yorumlara bakarak söylüyor. Bu toz dumanın altında ne olduğu henüz belli değil. Hemen mal almaya girişmek doğru mu acaba diyor. Değil, kesinlikle. Şu an yurt içinde evet pozitif haber akışları var ama daha çok ben yurt dışının belirleyici olacağını şu kısa vadede düşünüyorum. Tabii orada geçtiğimiz hafta daha yeni İngiltere'nin AB'den ayrılma referandumu yapıldı ve Brexit kararı çıktı. Şimdi bu kararın çok yeni biz daha üzerinden çok gün geçmedi. Bu nedenle içeride olumlu haber akışları gelse de ben bunun pozitif yönde bir hareket yapısına dönüşeceğini açıkçası düşünmüyorum. Ne zaman ki yurt dışı pozitife döner tabii onun için de gelecek açıklamalara bakmak lazım. Özellikle bu hafta biz makro verilerden ziyade İngiltere ve Avrupa Birliği'nden gelebilecek haber akışlarının biraz daha piyasaya yön verebileceğini düşünüyoruz. Orada pozitif bir süreç başlamadığı sürece içeriden ne kadar olumlu haber akışı gelse de pozitif bir görünümün olması şu an biraz zor gözükmekte. Peki biraz yen konuşalım bu arada. Yani bütün bu olayların dışında kalıyor ama yeni gerçekten konuşmamız gerekiyor. Yen yani 98'i gördü bugün. İşte nerelerden geliyor? 120'lerden geldi buraya. Birkaç ay önce bunu tahmin etmek mümkün değil ama özellikle Brexit'ten sonra yen çok ciddi bir değer kazanımı performansı sergiledi. Ali Ufuk'un sorusu şu, ben soruyu okuyorum. Sen yanıtını hazırlarken ben 2-3 tane tweet okuyacağım. Diyor ki Ali Bey, 4-5 ay içinde 120'lerden 98'li seviyelere gelen dolar Japon yenine müdahale ne zaman gelir? Neyi bekliyorlar diyor. Herhangi bir müdahale olur mu diye soruyor. Araklı, Trabzon'dan yazan bir izleyicimiz biliyorsunuz of sürmene Araklı diye gider böyle bir hat üzerinde. Diyor ki dolar için yıl sonu hedef nedir? İstersen önce dolar TL ile başlarsın sonra diğerleriyle. Bu arada Neşe Hanım diyor ki tabii ki Rusya tekstil, inşaat, gıda harcamalı her anlamda Rusya bizim için önemli bir pazar diyor. Geçiyorum. Evet birkaç şey daha var. Şimdi bu tazminat öderiz ödemeyiz haklıydık haklı değildik. Niye verdik niye alıyoruz neden milli onurumuzu ayaklar altına alıyoruz gibi böyle çok sayıda şey var. Onları okumuyorum. Gerçekten bunları kendi aranızda tartışabilirsiniz ama gerçekten ben bunların tartışılması gerektiğini düşünmüyorum. Ya bir defa bu klişelerden uzaklaşalım. Böyle hani milli onur haysiyet ne oldu? Yani hani şimdi mesela mektup gönderdik milli onurumuzdan haysiyetimizden bir şey mi kaybettik? Hayır. Sadece iyi ilişkileri kurmak için bir adım attık. İsrail mektubu gönderdi ya da özür için bir harekete geçtiğinde ne kaybetti? Hiçbir şey kaybetmedi bence. Uluslar
hele yan yana yaşayan uluslar, yani komşuluk ilişkileri içinde yaşayan uluslar birbiriyle iyi geçinmek zorundadır. Endonezya ile kötü geçinebilirsiniz. Problem yok. Çünkü çok fazla zarar vermezsiniz birbirinize. Ama yakın komşularınızla çok iyi geçinmek zorundasınız. O yüzden böylesi klişelere çok takılmayalım. Yani içeride daha fazla yoksullaşmak istiyorsanız olur, şahane, yürütelim sonsuza kadar bunları. Ama içeride yoksullaşmak istemiyorsak, hepimiz bir ekmek sahibi olmak istiyorsak, bu tür ilişkilerde pragmatist, yararcı davranmayı düşünebilmeliyiz. Evet, dolar TL yıl sonu. Valla dolar TL hareketlerinde birkaç paradigma var. İçsel dinamikler olarak Merkez Bankamızın sadeleştirme adımları önemli. Hükümetin de zaten Merkez Bankası ile eş zamanlı pahalı bir TL istemediği açık. Onun için biz geri çekilmelerde alım fırsatı dedik uzun bir süre sizin yayınlarla. Hala da aynı şeyi söylüyoruz. O bakımdan 2.90-95 bandı içindeyiz mevcut durumda. Global şartlar değişirse ki dolar endeksi 96'larda yani güvenli liman efektiyle. 96-66 inanılmaz yükseldi. Kesinlikle ve biz ona rağmen 2.90-95 bandı içinde kalabiliyoruz, bu önemli. Ara ara şu global negatif ortam ara verdiğinde, molalar verdiğinde 2.90'ın altını görme ihtimalimiz olacaktır Ali Bey. Ama hep alım fırsatı olarak kalacaktır. Çünkü Merkez Bankamız sadeleştirme sürecini devam ettirecektir imkan buldukça. FED öteledikçe veya global riskler öteledikçe. Artı global riskler ötelemediği zaman da dolar TL tarafında hem Merkez Bankamızın sadeleştirme hem de dışsal riskler sebebiyle ara ara yükselişler de göreceğiz. Hep de böyle 2.90-95 bandı içinde kalmayacaktır. O bakımdan ben yılın geri kalan dönemi için 3'ün üzerinde bir fiyat bekliyorum. 2.98-3.02 aşılması halinde 3.10-3.15 bandına kadar maksimum. Yalnız o bandın kırılması ancak global bir crash'la, çok daha sert. Yani 2008 benzeri bir crash da olur, onu da hatırlatayım. Yani ortalama beklentim 3'ler civarında bir sene sonu kapanış. Ama o arada ara ara 2.85'lere doğru gelişlerde de alım fırsatı olarak kullanılacak bir strateji. Peki, yene gelelim. Yen, bir müdahale olur mu diyor Ali Ufuk Bey. Muhtemelen Japonya bu gidişe durdurmak için muhakkak ek bir müdahale yapacak. Zaten o yönde açıklamalar var ama şu an anomali var ve global piyasalarda ekstrem bir durum var. Evet. Yani hem dolar endeksi yükseliyor hem yen, dolar yen paritesinde yen aşağı yönlü değer kazanımı içerisinde. Yani dolar yene karşı ekstrem bir değer kazanamıyor. Bu notu düşelim. Neden? Çünkü güvenli liman efekti çalışıyor. Bu güvenli liman efekti Ali Bey normalleşmeden aynı anda altın yükseliyor. Aynı anda dolar yükseliyor. Aynı anda yen yükseliyor. Aynı anda ABD 10 yıllıklar yükseliyor. Bu şu demek. Para riskli limanlardan şiddetle kaçıyor. Riskli olmayan limanlara doğru gidiyor. Yen de bunlardan biri. Bu baskı kalkacağına yakın Japonya Merkez Bankası bir kez daha gaza basacaktır. Öyle yüzün altına çok bir fiyat istemiyor. 98-95'ler önemli destek. Benim beklentim 6 ay içerisinde Fed'in de tekrar devreye girmesiyle 105'lerin üzerinde 110-115'lere tekrar gidebilecek bir yen paritesi. Ve Japonya Merkez Bankası da bunun oluşması için elinden geleni yapacak. Fed de böyle uzun süre geride kalmayacak. Kendine bir denge bulacaktır. Onun için ara ara çekilmelerde Japon yenine karşı riskiniz varsa onu değerlendirmeniz açısından önemlidir. Muhtemelen tekrar 105'in üzerinde 110-115'lere doğru önümüzdeki 6 ay 1 sene içinde yen hareket verecek. Peki Yeliz Hanım, Abdullah Atılgan bir sterlin yorumu istiyor. Sterlindeki durumu bugün 1.31'in altına doğru böyle ufak bir yolculuk yapmak istedi ama kaldı. Oradan yukarı doğru çıktı, 1.32'ye geldi. Bu arada Türk lirası karşısında da çok ciddi bir değer kaybı var. 3.98'e kadar geldi. Onu değerlendirmenizi isteyeceğim birazdan. Şimdi bana yönelik bir suçlama var. Hemen okuyorum ve cevabını da vereceğim. İsmail Dereli diyor ki yaşasın oportunizm. Gözünü sevdiğimin menfaati insana neler yaptırıyor. Beni oportunist olmakla, fırsatçı olmakla suçluyor. Hiç alakası yok. Ben pragmatizmden bahsettim. Yararcılık, karşılıklı yararcılık. Onların da yararı, bizim de yararımız. İsrail'in yararı, bizim yararımız. Rusya'nın yararı, bizim yararımız. Şimdi bu süreçte Rusya da kaybetti, biz de kaybettik. Hangimiz daha çok yara aldık bunu bilmiyoruz. O ilişkiler tamir edildiği zaman ortaya çıkacak. İsrail'le olan ilişkilerde ticari ilişkiler çok gerilemedi. Ama uluslararası arenada biz onlardan daha fazla zarar gördük. Bir defa terörün doğrudan muhatabı olduk. Çünkü kör istihbarat kullanmaya başladık. İstihbarat paylaşımımız zayıfladı. Yani
İsrail'den gelmedi, Amerika'dan doğru istihbarat gelmedi, Alman istihbaratından bir parça geldi. Onların verdiği istihbarata da çok güven olmadığını söyleyebilirim bu arada. O bakımdan çok kaybettik. O bakımdan bunu böyle hani oportunizm falan diye değerlendiriyorsanız öper başıma koyarım yorumunuzu ama kabul etmiyorum. Evet, buyurun. Aslında Pant'ta satış baskısı biliyorsunuz ki Cuma günü ve bugün devam etti. Bir kısmi olarak da devam edebilir. Tabii ki şimdi siyasi kanatta özellikle Avam Kamerası'nda çeşitli açıklamalar geldi ama orada da kafalar iyice karışık. Özellikle hafta sonu yapılan açıklamalara baktığınız zaman Kuzey İrlanda'nın ayrılması ve İskoçya'nın ayrılması şeklinde konuşmalar vardı ki orada tekrardan kaotik aslında kaotik olarak değerlendirdiğim konu buydu. Bir bölüm daha doğrusu Britanya kıtası düşünün Avrupa Birliği'nden ayrılıyor ve güney kısmı İrlanda'nın güney kısmı evet. Bir anlamda Avrupa Birliği'nde kalmış oluyor. Bu açıdan kafalar iyice karışık. Almanya'dan gelen açıklamalara baktığınız zaman Angela Merkel 50. maddenin hızlandırılabileceği ya da yavaşlatılabileceği şeklinde açıklamalar var. Tabii ki burada pound'da özellikle volatilitenin çok yüksek olması beklenebilir diye düşünüyorum. O yüzden işlem yapmanın riskli olduğunu söyleyebiliriz. Ama teknik olarak çok fazla değerlendirememekle birlikte 1.32.50'nin üzerinde hatta 1.33'ün üzerinde tepkinin birazcık daha kuvvetli olması beklenebilir diye düşünüyorum ama siyasi tarafta hem Euro bölgesinde piyasaları tatmin biraz edecek. Daha dip yapar mı sizce sterlin? Yapabilir. Yani, yapabilir. Mesela, yani şöyle söyleyeyim. 1.28'ler falan. Ben kesinlikle hani bir Avrupa Birliği içerisinde bir ülkenin ayrılması değil ama bunun Euro bölgesi daha doğrusu Euro anlamında risk yaratacağını yani neydi bir İtalya'nın bir İspanya'nın ya da bir Portekiz'in Euro bölgesinden Avrupa Birliği'nden değil Euro'dan çıkması anlamında eğer bir haberin çıkması halinde burada aslında ciddi satış baskısı hem Euro tarafında hem de Pound tarafında karşılık bulacağını düşünüyorum. Bu açıdan ben düşen bıçak tutulmaz diyorum. Bu açıdan yatırımcıların dikkatli olmasını tavsiye ederim. Peki. Hacı Bayram Bey'in sorusu şu. Diyor ki 3 lira maliyetli dolarım var. Tavsiyeniz nedir? Çıkalım mı kalalım mı? Yanıtınızı hazırlayın. Ben birkaç tweet okuyacağım. Şimdi biraz önce kuvvetli bir eleştiri vardı. Okudum. Bir de övgü var onu da okuyayım değil mi müsaadenizle yani hepsini okuyoruz. Haluk Öz diyor ki Ali Bey Rusya ile olan ilişkilerde insanlara verdiğin ders böylesi mükemmel olabilirdi. Sizi alnınızdan öpüyorum diyor. Alnımı öpenler var olsun diyeyim. Evet buyurun dolar TL 3 liradan. Evet 3 lira maliyetli bir doların bekletebilecek seviyelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii gelişmelere bakıldığında yurt dışında yaşanan bu endişe ortamının tabii gelişen ülke para birimleri açısından oldukça sıkıntılı bir süreç yaşatacağını söyleyebiliriz. Zaten ilk Brexit kararının çıkmasıyla birlikte direkt 3 seviyesine doğru bir yükseliş ve ardından realizasyonlarla birlikte gerilen bir dolar TL gördük. Ancak bu geri çekilmenin açıkçası uzun vadeye yayılması biraz zor görünmekte. Tabii içerideki gelişmeler Merkez Bankası'na ilişkin sadeleşme politikası kapsamında tabii önümüzdeki dönemlerde bunun olumsuz etkilerini görmeye yaklaştık diyebiliriz. Çünkü bakıldığında Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8.15 seviyelerine gelmiş durumda. Politika faizimizde %7.5 olduğunu düşünürsek tabii Merkez Bankası'nın da alanının oldukça darlaştığını söyleyebiliriz. Olası indirimlerin devamında tabii TL tarafında son 4 aydır belki değer kaybı yaşanmadı ama bundan sonraki süreçte değer kayıpları yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Yurt dışına bakıldığında tabii şu an Fed'in faiz artırım beklentileri oldukça ötelenmiş durumda. Gerek Brexit kararı gerekse içerideki ekonomik verilerin çok istenilen düzeyde olmaması beklentileri öteledi ama yıl sonuna doğru özellikle son çeyrekle birlikte bizde Fed'e ilişkin beklentilerin biraz canlanabileceğini ve bunun da yine kur tarafına yukarı yönlü etki yapabileceğini söyleyebiliriz. İlk etapta 3 seviyesi teknik anlamda önemli bir seviye hem de psikolojik bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık Şubat ayından bu yana 3 seviyesi yurt dışı ve yurt içi gelişmelerle birlikte bir şekilde test ediliyor ama üzerinde kapanışlar yapılamıyor. Ancak 3 ve üzeri seviyelerin yıl sonuna doğru tekrardan gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Gökay Akbulut'un bir petrol sorusu var. Petrol daha düşecek mi diyor. Arkadaşlarımız petrolü hazırlasınlar. Ben 2 tane grafik daha doğrusu tweet okuyacağım. Grafikle tweet'i karıştırdım. Şimdi ondan sonra sen soruyu yanıtlayabilirsin. Yani şu anda 47 dolarlar seviyesinde ve birkaç gündür düşüyor. Hangi etkilerle düştüğünü bilmiyorum. Ama yükselme eğiliminin ne zaman başlayacağını merak ediyorlar.
Haluk Öz der ki, Ali Bey, Gazze'ye ablukanın devam edeceği konusunda son dakika haberleri geliyor. Anlaşmanın bozulma ihtimali var mı? Hayır, yok. Zaten Gazze'ye abluka devam edecek. Yani bu anlaşmanın koşulları arasında Gazze'ye ablukanın sürmesini istiyor İsrail. Sadece Türkiye insani yardım götürme konusunda Gazze'ye gidebilecek. Yani Türk gemileri ve Türk uçakları işte Gazze'ye gidiş yapabilecekler. Uçakla gitmez ama gemilerle gideceğimizi biliyoruz. Ashdod limanına gidebileceğiz. Orada sorun yok. Zaten bu olay meydana geldiğinde de İsrail dedi ki buraya gelmeyin. Ashdod'a gidin. Oradan yardımı indirin dedi. Bizimkiler ısrarla Mavi Marmara'yı oraya gönderdiler. Dolayısıyla İsrail de uluslararası karasularında olmasına rağmen haksız bir tecavüzle böyle bir saldırıda bulundu. Ama bize orada önerilen oydu. Dolayısıyla yani bugün için Gazze'ye abluka devam ediyor. Gazze'ye ablukanın kalkması henüz söz konusu değil. Bence hiç değil. O bakımdan onu hani yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için. Yani eğer öyle bir haber aldıysanız o haber zaten doğru değil diyorum. Geçiyorum. Heh, şunu yanıtlayacağım. Ondan sonra kalan iki dakika senin Cüneyt. Seddül Bahi diyor ki Ali abi iddia ediyorum İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmayacak. Hatta bu yaşananlar Avrupa Birliği'ni her zamankinden daha güçlü hale getirecektir diyor. Bravo. Ben zaten bugün tweet attım. Bundan sonra İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde izleyeceği strateji şu. Ayrılana kadar referandum. Yani sonsuza kadar yapabilirler. Bir referandum bir daha yapabilirler. Hem de bu referandumu kime yaptıracaklar biliyor musun? Boris Johnson'a yaptıracaklar. O kuvvetli Avrupa Birliği karşıtı adama yaptıracaklar. Ve Avrupa Birliği'ne yeniden dönüşün yolunu bile açabilirler. Ben 19 Şubat'ta bu referandum masaya konulduğu zaman dedim ki İngiltere gidiyor dedim. Bütün dünyaya karşı savundum. Bir George Soros benim yanımdaydı. Bir de işte ben vardım o kadar. Ya Rothschild'ler var. Her gün burada oturan 3 kişiden oluşan analistlere karşı bu tezimi savundum. Her gün 3'e karşı 1'dim ben kazandım sonuçta. Şimdi de söylüyorum İngiltere yeniden tıpış tıpış Avrupa Birliği'ne gelecek ama biraz zaman ister bu. Evet. Şimdi Brent Petrol tarafında teknik ve temel olarak ikiye ayırırsak teknik anlamda 26 dolarlardan 55 dolarlara doğru hızlı bir hareket yaşadık. Birkaç ay içerisinde iyi bir dakikamız hareketiydi. Tabii hızlandırayım hemen. Bu 55 dolarlara gelme hareketinden sonra teknik anlamda aşırı alımdan bir düzeltme bekleniyordu zaten teknik olarak. 50'nin altında 40-45 bandına doğru bir hareket geri çekilme bence normal. Ama teknik olarak açıkçası 40 dolarların altı alım fırsatı olarak kalacaktır. Ara ara tekrar 50-55 bandına doğru hareketleri ben sene içerisinde kalan dönemde bekliyorum. Hatta üstü de görülebilir. Bu dönemki bu tekniği besleyen arkadaki temel hikaye ise güvenli limanların devrede olması, bu Brexit'in Avrupa tarafına, Avrupa ekonomisine sekteye uğratması, en büyük ihracat sahalarından biri olan Çin'in Avrupa ihracatının daralması noktasında tekrar devalüasyona gitme riskinin bulunması vesaire. Bütün bunlar petrol üzerinde tekrar talep yönlü hikayeyi bozan haberlerdi. Ama bunlar sonsuza kadar sürmeyecek. Dediğiniz gibi Brexit'te 2 senelik bir süreç. Kim bilir daha neler yaşayacağız. Bunlar ilk piyasa refleksleri. Burada zaten satışa sebep olan Avrupa bankacılık sistemi. Onu hatırlatayım. Oradaki sıkıntılar giderildiğinde piyasalar yavaş yavaş normale gelecektir. Ve Brent petrol tekrar dediğim gibi 40-45 dolarlar biraz daha altı belki hızla görülüp tekrar yukarı kendi atacak şekilde 50 doları pivot yapmaya çalışacak bir süreçten geçmeye devam edecektir. Peki çok teşekkürler. Aykut Aşan diyor ki Soros gibi kuşku dolu bir kimlikle kendinizi aynı tarafta düşünmek sizin için talihsizliktir diyor. Talihsizlik değil, şöyle değil. Soros'la aynı şeyi düşünmüş olmam talihsizlik değil. Soros'la aynı şeyi yaparsam o zaman talihsizlik. Yoksa adam bir şeyi doğru bilmiş, ben de adamla aynı şeyi düşünmüşüm. Onun çıkarı var, benim hiçbir çıkarım yok. Yani onu karıştırmayalım. Çıkarlarla düşünceleri karıştırmayalım. Ben bir analiz yaptım. Bu analiz gereği İngiltere'nin bu yükü taşıyamayacağını. Pozisyonunuz da yoktu yani. Evet. Art. Evet tabii yani en ufak bir şeyim yoktu. Bir de Soros pound'da da longmuş bu arada. Soros altına geçti biliyorsun yani. Ondan sonra. Altına geçti sterlin şeylerini hesaplarını pozisyonlarını bozdu falan. Aynen. O bakıma. Yani o çok para kazanmak için yaptı. Benimki tamamen bir analizdi. Çok teşekkürler Cüneyt. Çok teşekkürler Yeris Hanım. Çok teşekkürler Rıdvan. Bir reklama çıkacağız. Reklamlardan sonra bülteni kapatmak üzere burada olacağım.